Evet, üçüncü videodayız. Ara sıra kesildiği için sanırım 3 dakikalık bir sınırım var. O yüzden aynı kaldığım yerden devam ediyorum. Üçüncü kelimesine kalmıştık sanırım. Three, third, o da üç, üçüncü anlamına geliyordu değil mi? Ben yani üçü değil, üçüncü dediğim o third kelimesini kullanacağım eğer tarih bildirmek istiyorsam gibi. Ya da first, second. Peki bu üçü farklı ama diğerlerinde aslında çok kolay bir kuralı var. Sonunda şu gördüğünüz TH eki var ya arkadaşlar. Şu TH'yi ekliyorum bütün kelimelerin, bütün sayıların ne olduğu hiç önemli değilseniz. Sadece bazen bazı kelimelerde birkaç harf değişikliğe uğruyor. Böyle bir farklılık var. Onlar da biraz ezber işi, onun dışında başka bir zorluğu yok. Kelimelerin sonuna TH getirdiğimde ilk 3'ü hariç, 1, 2, 3 hariç zaten sıra sayısı haline getirmiş oluyorum. Yani ten 10 demek değil mi? Tent dediğimde o 10. oluyor artık. Peki ben sıra sayısı olarak yazacağım ama sıra sayılarının önüne her zaman tarih bildirirken ne koyuyordum? D'yi koymayı sakın unutmuyordum. Aynı burada da olduğu gibi. İki şekilde bu arada yazılıyor. İkisini de anlatacağım. Önce şuna başlayalım. It's on dedim bu kalıp. Bakın burada da aynı başlıyor. It's on. Bitti. Bunu aynı yazacağım. Bunda bir sıkıntı yok. The fifth dedim, beşinci dedim. Yani onlar 5 Ağustos değil de Ağustos'un 5. günü gibi söylüyor demiştik değil mi? Peki eğer ayı sonunda belirtmek istiyorsam, önce sayıyı söyledim sonra ayı söylemek istiyorsam o zaman sayıyla ayın arasında bir of kullanacağım. Bu onun tamlaması olacak çünkü şöyle demiş oluyorum. Ağustos'un in eki değil mi zaten of sahiplik ekiydi. Ağustos'un 5'i demek istiyorum burada. Peki önce ayı söylemek istiyorsam Ağustos 5 demek istiyorsam. Bakın Türkçe'de de kalktı zaten in eki buna benziyor biraz yapısı. It's on August. Normalde aylardan önce in kullanılır demiştim. Ama ben tam tarih veriyorum. Bunu tek başına düşünmeyeceğim. Şöyle düşüneceğim. Bu da bir komple gün olduğu için yine 10 gelmiş oluyor. Yani it's on August. Değil. Bakın şeyi unutmadım. Yer değiştirdim değil mi? Sayıyı sonra söyleyeceğim. Ama sayıyı dısıyla kullanmayı unutmuyorum. Ayı önce kullanınca of kullanmama gerek kalmıyor. Çünkü tamlama yapmama gerek kalmıyor. Ama sayıda bu sayının kendi eki gibi düşünün diye. Belirteçi. Tek çünkü o. Yılda bir tane böyle bir gün var değil mi? Tek olunca belirtme ihtiyacı duyuyorduk İngilizce'de. O yüzden bu şekilde kullanıyoruz. Peki diğerine bakalım diğer sorulara. When is your mother's or your father's birthday? Artık bizim değil de annemizin babamızın, bir arkadaşımızın vesaire doğum günü soruyor. Çünkü bize sorulduğunda direkt sorular. Biz kolaylıkla cevap verebiliyoruz ama başkası hakkında sorulduğunda biraz tıkanıyoruz. Ama aslında onlara cevap vermek de çok kolay. Aynı kuralları uygulayacağız sadece. Bakalım nasıl söyleyecekmişiz. Your diye sorduğu için yine ne?